Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizinle temel yaşam becerileri 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorular. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar sosyal hayattaki sorumluluklarımız nelerdir yazınız demiş. Hemen örnek verelim. Vergi vermek arkadaşlar. Oy kullanmak, kanun ve kurallara uymak, saygılı olmak, doğayı ve hayvanları korumak gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. 2. Sorumluluklarımızı bilmek neden önemlidir? Bir örnekle açıklayınız. Sorumluluklarımızı bilmezsek veya zamanında yerine getirmezsek zor durumda kalabiliriz. Örneğin zamanında ders çalışmazsak sınavlardan düşük not alabiliriz. 3. Öğrenme stratejileri nelerdir? Yazınız demiş arkadaşlar. Bir defa tekrarlama çok önemlidir. Yine bunun yanında anlamlandırma, yine örgütleme, anlamayı izleme ve denetleme. Ve tabii ki duyuşsal yönden ne yapma arkadaşlar? Stratejilerdir. 4. Çalışma ve öğrenme teknikleri nelerdir? Arkadaşlar, zamanı iyi planlama bu tekniklerden biridir. Bir diğeri not tutma ya da özet çıkarma. Aktif bir şekilde dinleme. Yine hafızayı güçlendirme. Bunlara verilecek teknik örneklerdir arkadaşlar. 5. Bilgiye ulaşmak için kullanılan kaynaklar nelerdir? Örnek veriniz arkadaşlar biliyorsunuz. Kitaplarımız, dergiler, genel ağ yani internet, bunun yanında kütüphane katalogları, ansiklopediler gibi birçok örnek verebiliriz. 6. Okulda öğrendiğiniz bir bilgiyi günlük hayatta nasıl kullandınız? Örnekle açıklayınız. Diyelim ki arkadaşlar bir matematikte diyelim ki alan hesabını öğrendiniz. Tabi sonra
bir tarlanın alanını hesaplamanız, köyünüzde bir tarlanın alanını hesaplamanız bu sizin günlük hayatta kullandığınız örnektir. 7. Doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Bir defa arkadaşlar, tek bir siteden yapmayacağız. Tek bir siteden araştırma yapılmamalı. Güvenilir olan gov.tr ve edu.tr gibi sitelerden araştırma yapmalıyız. Bunun yanında arkadaşlar, kesinlikle edindiğimiz bilgiler karşılaştırılmalı. Yine resmi sitelerden ya da eğitim sitelerinden araştırılmalı. 8. ve son soru arkadaşlar. Bilgi iletişim teknolojileri nelerdir? Arkadaşlar, bilgisayar, mobil uygulamalar, yine tabii ki internet, bunun yanında yapay zeka, tabii ki robotik gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Arkadaşlar, sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.